Merhaba. Lavarna Tezgah Üstü Raf kurulum videosu sizlerle şu an. Videomuzda ilk önce parçalarımızı gösterelim. Bu şekilde iki tane yan kapak mevcut. Üzerinde deliklerinden anlayacağınız üzere vidaları biz hızlandırmak amacıyla önden taktık. Vidalar ayrıca gelecek size. 12 adet de vida içinde bulunacak. Bunların haricinde 3 adet de raf mevcut. Raflarımız her biri farklı ebatta ve yanlarında vidalar için delikler açılmış durumda. Ve raflarımızın görünmeyen yüzleri de dahil olmak üzere her tarafı PVC ile kaplanmıştır. Mutfakta herhangi bir nem, su gibi şeylerden zarar görmesin diye. Bunun haricinde yine kargo ile gelecek kapama bandı var. 12 adet olarak göndereceğiz yine vidaların üzerine kapatması için. Kurulumu için önce yan kapakları alıyoruz. Yan kapaklarımızı bu şekilde yan yana getirdiğimizde tüm vidalar aynı hizada olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere bakın hepsi aynı hizada. Olay ki farklı hizadaysa şu şekilde görülecek. Yanlış hizalarsanız bu şekilde hizalar farklı olacak. O zaman ters çeviriyorsunuz. Aynı hizaya getiriyorsunuz. Ve bu şekilde kuruluma başlıyorsunuz. Şimdi raflarımızı alıyoruz. Sırasıyla yerleri belli zaten deliklere vidalar denk gelecek şekilde oturtup vidaları sıkıyoruz. Evet, birinci rafımızın bir tarafını monte ettik. İkinci rafımızı şu an monte ediyoruz. Bu arada raflarımız her biri farklı derinliktedir. Kademeli olarak derinlik artmaktadır. Şimdi en küçük rafımızı monte ettik. Orta rafımızı monte etmek üzere arkadaşımız yerleştiriyor. Vidalarını sıkarak bir tarafını monte edecek. Evet, şimdi de en son rafımız olan büyük rafımız monte edilmekte. Deliklerine oturtuldu. Raflarımızın derinlikleri farklı. 1,5 santim kademe ile artmakta. Gördüğünüz üzere raflarımızın arka tarafları aynı hizada. Ön tarafları 1,5 santim artanlı şekilde artmaktadır. Evet, bir yan kapağım montajı tamamlandı. Gördüğünüz üzere bir tarafı eşit olmakla birlikte diğer tarafı kademeli olarak dışa doğru çıkık durumda. Şimdi de son olarak diğer yan kapağı kapatıp montaj işlemini bitireceğiz. Evet, son olarak yan kapağımızı kapatıyoruz. Montaj işlemine devam ediyoruz. Yan kapağımızı kapatırken vida uçlarını biraz dışarıda bırakmanızda fayda var. Daha kolay bir şekilde delikleri hizalayabilirsiniz. Evet, son vidayı sıktık ve montajımız tamamlandı. Bu şekilde bir görünüme sahip. En son olarak vidaları kapatmak amacıyla yapışkanlı bandımızı yapıştırıyoruz. Dur. Gördüğünüz üzere arka yüzeyi bu. Dilerseniz ön yüzey olarak da kullanabilirsiniz. Hizalıdır. Ön yüzeyimiz kademeli olarak dışarıya doğru çıkıntılar mevcut. Ve böylelikle kurulumumuz tamamlandı. Sizlere iyi alışverişler dileriz.